Bizim Orman Genel Müdürü 6 tane İHA'mız sadece kulelerle yangınları gözetlemiyoruz. Aynı zamanda teknolojik olarak da İHA'larla yangınlarımızı gözetliyoruz. Antalya'daki İHA'mız Gazipaşa Havalimanı'ndan kalkıyor. Yaklaşık olarak bütün bölge müdürlüğüne hizmet verdiği gibi aynı zamanda Mersin'e, Isparta'ya, Muğla'ya da hizmet veriyor. Ve yangınları bölge müdürlüğüne söylediği gibi birinci derecede önceden İlk çıkış anını tespit etmek. Bu kulede bunun için yapıldı. ...2021 yılında bir yangın geçirdik. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde tam 60 bin hektar alan yandı. İşte 53-54 bin civarında da Muğla Bölge Müdürlüğü'nde yandı. Yani belki tarihimizin en büyük yangınlarını geçirdik. Buna karşı anladık ki hem iklim değişikliğinden hem de yangınların insan sirkülasyonu artması, orman varlığımızın daha çok tehlikeye girdiğini gördük. Ve son 3 yıldır da mesela Antalya'da normal yıllık işte periyotlar halinde 3'er günden mesela 12 gün, 15 gün, çok uzun olduğu periyotlarda 20 gün aralıklı olarak havanın orman yangınlarına çok hassas olduğu dönemler olurdu. Ama son 3 yıldır görüyoruz ki 2021 yılından başlayarak bu periyotlar uzadı. Mesela bu yıl Temmuz ayının 6'sından Temmuz ayının 28'ine kadar 22 gün aralıksız Poyraz esti Antalya'da. Hava sıcaklığı 45 dereceleri, 46 dereceleri gördü. Nispi rutubet Antalya'da %5'i gördüğünü, ben Antalyalıyım, 58 yaşındayım, %5'i gördüğü çok nadirdir. Ama günlerce %5, %8, %10'larda gittik. Bu ne demek? Bu kadar ormanınız varsa, bunun içerisinde bu kadar insan sirkülasyonu varsa ve bütün olumsuz koşullarda üstüne bindiyse çıkabilecek bir yangının büyüme potansiyeli çok fazla. Biz ormancılar için de yangında 3 tane önemli ana önlemimiz var. Bir, yangın çıkmadan önce bilinçlendirme çalışması yapmak, kendi elemanlarımızı eğitmek, her yeri uyarmak, orman yangınlarının çıkmadan önce önlenmesini sağlamak. İkincisi, çıktıktan sonra söndürme faaliyetlerimiz. Bunun da ilk önemli ayağı yangını çok çabuk haber almak, çok çabuk ulaşıp büyümeden söndürebilmek. Burada şunu gördük ki hem bizim kulelere uzak, hem şehrin bitişiğinde bir yer, hem de böyle haberleşmede bazen zorluk çekiyoruz kulelere uzaklığı, rölelere uzaklığından dolayı. Bu mevkiyi seçtik. Kulemiz yapıldı. Bu yıl da hizmete girdi. Artık buradan da hemen şehrin bitişindeki o duacı dediğimiz mevki Varsak'tan döşeme altının bir kısmına kadar burada da bir kule gördük. 24 saat bize görüntü iletebilen bir kulemiz oldu. Haberleşmede de buna bir röle koyup buradaki haberleşme sorunumuzu da çözeceğiz. Projenin hayata geçmesindeki verdikleri destekler için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli bizler için de. İnşallah hep birlikte çok daha güzel yerlere taşıyacağız bu projeyi diye düşünüyorum. Tamam.